Rışk, her adamda vardır. Asıl nuskamızdaki başka yarımızı gözler. İki adamdan bir adam etmeye sinanışar ve adamın tebiatından dören yarasına derman dolyar. Bizim her birimiz tutuş bir adamın kabat gelen yaraları ve her birimiz özümüze layık gelen beylik-i yarımızı gözleyeriz. Hazırki vaqtdaki dövrəbab zaman sögü düşüncesi 2500 yıl ozol yazılan qadimi kitaba esaslanır. Hani şu hemmemizin kinolarda görün ruh ekizi, ruh yan yoldaşı, hani dünyanın bir yerinde hükman her birimiz için ayrılan bir yan yoldaş var. Ve kaçan da onu tapanımızda dünyanın en acayip, en barıtlı ve en bütünleşen atlaşığını yaşamak meselesi. Aslında bu meseleden 2500 yıl ozol Platon The Symposium kitabında aydıyar. Şu sebeple kaçan da ışık nemi ve nem için ışık bulunuyor sorularını cevap gözleyenimizde dırnak içinde aydıyar. Eğer bir ışık felsefesi edecek bulsak onda bu kitaptan başlamak en kovusudur. Sebebi kitabın hemmesi ışık temasına ayrılan yerdaydı. Platon'un ışık nemi sorusuna veren cevabına geçmezden ozol, kitabı has kovu düşünmek ve sizin bilen Platon'u tanıştırmak için 3 saatte ünsünüzü çekmek isteyerim. Bunların birincisi, Platon'un hemme kitapları bir diyalog görünüşündü. Diyalog görünüşünü diyerken nem demek isteyerim? Platon'un köpneç bu diyaloglardaki baş rolü Sokrates. Misal için Sokrates bilen Aykobiades bir gün düşüşüyorlar ve başka yere yürümeye başlayarlar. Sonra Sokrates Aykobiades'i seyredip açsana dostum senin fikrinçe en ulu ahlak ne mi diyer? Onun övüzünü Aykobiades bir zatlar aydiyar. Yönü Sokrates eğer eyle bolsa beyle bolması gerek değil mi diyer? Onu çürütmeye sinanışar. Yönü öz düşüncesini aydıp değil onu sorup küçük çağı yerine koymanası başlayar. Biz bu Platoncu usulü mayotik adını veriyoruz. Bu usul bilen Platon yetmege sinirleşen zadı adamın bilen düşüncesini pat deyip aytmak değil. Eysem karşısındakini sorup onu doğru haberi olan bir malumatı ona duydurmak. Platon için öğrenmek yatlamaktır. Buna da anemnesis deyilir. Yani kaçında biz doğulanımızda eyyem hem hakikatları bilirdik. Yönü son bolsa yattan çıkardık. Bu kitap hem edil diyalog görünüşünde yazıldı. Ve 6 kişi aralarında iş hakkındaki fikirlerini ara alıp maslahatlaştılar. Bunu nem için aittim? Bu şu sebeple mühim. Kadimi Grecia'daki 6 tapavatlı kişi iş hakkındaki fikirlerini tapavatlı düşündürüyorlar. Platon'un iş hakkındaki fikirlerini aitmazdan ozol. Gelelim ünsüzü çekmek istediğim ikinci tema. İkinci tema kitabın adı. Türkmençe tercihim edilende toy manisini anladılar. Aslında adı ve simpozyum. Simpozyum ne hili bir kurşov ve ne mi onu açmak isteyen biraz. Toy dilinde halktan hemmenin, ayağların, erkeklerin birlikte dans eden kurşovu görünüyor. Yönü aslında böyle değil. Simpozyum ölçekleri bulan toplanmış bir kurşov. Yani iki tapkırdan dolayar. Birinci tapkırda hemme sessiz nakarlarını yiyerler. İkinci tapkırda bolsa keskitlenen bir şekilde şarap içiliyor ve şu toyoyu dolandıran bir adam bolyar, tamada yağlı. Bu adam hemmenin fikirlerini aitması için söz hakkı veriyor ve bu fikirler hakkında cedelleri üpçün ediyor. Bunu şöyle ait biliriz. Belirli bir ölçekler ve kanunlar bilen felsefi düşünceli yemek içmek hadisesi bulunduğunu aitmek mümkün. Gelelim en son üçüncü sizin ünsünüz çekmek isteyen meselemi. Bu hakikatten hem has mühim. Avusturyalı bir filozof bulan Ludwig Wittgenstein 20. yüzyılda yazan Traktatus romanında şöyle diyer. Dil dünyanın aynasıdır. Dilimin çerkleri dünyanın çerkleridir.
İndi qadimi yazgılardan nəm üçün bərik geldin deyseniz, aydılan zat hukmunda bir nemi fikirlenmenizi istəyərin. Dil dünyanın aynasıdır. Nəmi deymek? Aslında hemmemizin ulanayan dilleri, dillerdeki sözler, çekimli ve çekimsizler bizim o cemiyetin, o medeniyetin dünyaya karayışını görkezir. Sebebi, dil bizim dünyaya bilen Kur'an katlaşığımızın bir netice çökmünde görünen hili görkezir. İndi bunu ne için aittim? Kadimi Grek dilinde ışk manisinde 6 tapaltlı söz var. Misal için biz bugün ışk ve sövgü deyiyoruz. Işk ile sövgü arasında ne hil tapaltlık var? Siz bunu ansatlık ile pat deyip ayırıp biliyiniz mi? Eğer de ayırıp biliyen olsanız öz fikirlerinizi hayış edin. Komentariyalarda yazın. Sebebi benim için kıyım oluyor. Sövgünü tanışmakla hem grup boyan yalı gör yani ışık bolsa gözü kör değerli yalı görün yer benim için. Ben böyle ayrım etip biliyorum. Yine İngilizce'de, İngiliz dilinde bolsa olur bizim yalı ışık ve sövgü için iki söz kullanmayarlar. Olur dine love diyerler. Kadimi Grek dilinde bolsa olur ışık manisinde altı tapaltlı söz kullanıyorlar. Nəhli köp düğünü düşünüp biliyiniz mi? Meselən, filia var. Dostça, ahlaklı bir sövgü. Eros bolsa, hüvesin barışan bir ışıqı, has hücudlu bir zat. Agape, bu bolsa tanrısal bir sövgü. Sizin birini duyan nəhirli sövgü yalı. Bir başkası bolsa, storge. Bu hem maşqılı arasındaki qaqı ve ecilerimizin bizi sərdəşindəki görüyən zadı. Amma bu nəhir dəldi, has sövgü, has yakımlı bir sövgü. 5-ci söz bolsa pragma. Pragmatist sözü bilen yatlap bilirsiniz. Pragma bolsa umumi bəxbitler üstüne qurulan sövgü. Sonu bolsa filautiye. Bu bolsa özünü bulan sövgü. Bu sözlerin şonca ayrılması ve kategori edilmeli aslında o dilin nəhli baydığını görkezir. Bunu şu sebepten aittim. Bu simpozium yetleşiğinde aydılan sövgü görünüşünün keskitlerine sökmünden. İndi gelelim bu uzun yolumuzdan sonraki asıl soruğumuza. Işk ne mi? Toydaki bu alt kahramanımız günün gepleşiği ışkı saylarlarından son gelin hemmemiz birlikte sövgini övelin diyerler. Aristofanes'in gepine gelmek isteyerim. Sebebi videonun başında hem aittığım bugünkü dövrebap ışk düşüncemizi esaslandıran kişi Aristofanes. Aristofanes şöyle diyor. Adam oğlu ilk yaratılandı 4 elli, 4 ayaklı, 4 kelleli, 4 elli, 4 ayaklı, 2 kelleli, 2 burunlu, 2 ağızlı, 4 gözlü bir candarmış. Yani biz kaça hazırlıklı görünüşümüzün 2 katı olup duruz. Böyle 2 tapavutlu adamın arkadan biriktirilen ve bir bütün bulunduğunu düşünün. Yani bu bütünde iki kelli hem ayrı ayrı tarafa seyrederler. Bu canlar Zeus'u kahırlandırandığı için nâletlenmiş. Zeus hem bu canları ortadan ikiye bölüp ikiye ayırıyor. Şelilikle biri, birini hiç görmeyen iki canlı biri birini yitiriyorlar. Bundan sonra olsa adam dünyada hemişe özünü tamamlayan anırkı yarısını gözlemeye başlattır. Şelilik bilen Platon'un romanındaki Aristofanes, bugün bizim ışık dilinde aklımıza gelen bütün kinolardaki hikayelerde devam eden o ışık tekstini ortaya koyan. Bu ertekiden son gelin temamızın esasını koduna. Yani Platon ışık hakkında ne mi fikirlenirdi? Platon'a göre daşkı görünüş, ovudonluğu, hıcı ve arzu bilen birleşmek ışkın esası yani mühüm ayrıntılıklarından biri değil. Platon'a göre ışk, yakşılığı, kovuluğu, oğudanlığı, doğruluğu ve hakikatları görmeyi, dünyevilikten çıkıp ruhu taydın özgörmesi bilen ilahiyete geçen tecrübeni aydıyar. Platon, hazır günümüzden tarihe seridenimde 2022 yılda yaşayan bolsodu, ışk hakkında ne hil fikir eder deyip fikirlerinde bana şeyle geliyor. Platon aslında bugün bizim ışık bulacak kişinin kategorilaştırmamızda ulandığımız sıfatlardan peydalanmazdı. Yani
Мені көп бақытлы дияр, мені хемейші гүлдір ер, хас оводон, хас яқымлы, оның машины бар, ялы физики ве объектив шәтлерінден хейч қачан айтмазды. Бір тараптан мұның джинсы ве беденсел арақатнашығы эсасланьяндығыны хейч қачан айтмазды. Şu sebeple Aristofanes'e karşı çıkıp ışkın ruhu yani yoldaşını tapmak değildiğini aydırdı. Sebebi Platon için ışk tapılan bir zat değil, terbiye edilen ve uludulan bir zat. Işk kurban vermek ve pulukta işlemek gerektir. Yani cümletlerin biri birine ilham vermek, biri birbirine paylaşmağını aydıyar ve kolluğu bulmağını isteyer. 21. yüzyıldan seyredildiğimizde Berde'deki adamın ayal ya da erkek bulunmasının hiçbir ehemmiyeti yok. Berde ruhu arkadaşlıktan aydınlar. Platon romanında psihe yani ruhu, bedene can veren sözü kullanıyor. Günümüzdeki psikolog, psikiyatr, psiçi, Grekçedeki psihe sözü manisinden geliyor. Biz kaçı iş hakikati görmek yolunda ruhu taydan birlikte edilen yolculuk. Bu oraya şu sebepten önemli. Bunu şu sebepten sizinle paylaşmanı istedim. Bu günümüzdeki görüyen ve keskitleyen ışığımızın dibinden başka. Aslında bir yerlerde bize karışan ruhu yani yolculuğumuz yok aslında. Aslında hakiki ışığı, sevgini, bağlanışığı zahmet çekip bizim belirtmemiz gerek. Ben fikirleniyorum. Sizin iş hakkındaki görüşünüz, fikirlenişiniz ne hili? Sizin fikrinizce iş neslimizi devam ettirmek için mi? Ya da psikolojik bir gerek zat mı? Siz iş hakkında ne fikirleniyorsunuz? Platon'u ne hili hoşlayanız?